Boş ver diyeceksin değil mi? Bırak zorla öptüm desin. Kendini yaksın. Sana ne diyeceksin? Aslım. Dünden beri bana yaptırmak istediğini. Şu an Ozan tek başına yapıyor anne. Hem de kendi rızasıyla. 2 haftada seni unutur dediğin serseri beni kurtarmak için kendini ateşe atıyor. Biliyorum kızım. Özür dilerim. Bak ben çok korktum. Gözüm başka bir şey görmedi. Seni düşündüğüm için. Biliyorum anne. Biliyorum. Hadi bir an önce gidip yardım edelim. Ben bir odasına bakıp geleyim. Yok yok, gerek yok. Tamam. Buradan biri de pek de bir başkanlık görevini üstlenebilir. Derya Hanım, eğer uygunsanız oturumu yönetir misiniz lütfen? Tabii ki. Hayır. Kendi kafamıza göre başkan atayamayız. Fatih kaç gündür hazırlanıyor? Kurul üyelerimizi bunca saat bekletmek yakışık alır mı sence Tarık? Bu kurul daha önce de defalarca toplandı, vazifesini yaptı ve dağıldı. İşleri aksatmanın lüzumu yok. Mümtaz. Söz konusu olan Ozan'la Aslım'ın okul hayatı saçmalama. Hayır Tarık. Söz konusu olan okulun itibarı. En basit işte bile bu kadar beceriksiz davranırsak hissedarların yüzüne nasıl bakarız? Kendine gel. Duygularınla değil aklınla karar ver. Derya Hanım. Şoför bey, biraz daha hızlı gidebilir misiniz lütfen? Çok acelemiz var. Az kaldı. Ya merak etmeyin, yetişeceğiz. Kendinizi hırpalamayın Jülide Hanım. Her şey yoluna girecek. Tarık. Dikkatini kurulu verirsen daha iyi olur. Mümtaz Bey. Dilediğiniz an başlatabilirsiniz Derya Hanım. Başkan sizsiniz. Buyurun lütfen. İfade vermeye gelen öğrenciyi çağırın. Peki efendim. Ozan Bey. Buyurun. Suçlamalar tarafınıza aktarıldı Ozan Bey. Buyurun, savunmanız nedir? Savunulacak bir şey yok. Bütün suç benim. Aslım'ın rızası olmadan zorla öptüm. Ne diyor bu çocuk ya? Aslım'ın hiçbir suçu yok. İfadesinin alınmasına da gerek yok. Ortada bir suç varsa benim. Ozan geç kalmadık değil mi anneciğim? Başlamadı toplantı. Ozan bir delilik yapmadım de. Söylesene oğlum, yapmadım desene. Yapılması gerekeni yaptım. Aslım'ın rızası olmadan onu zorla öptüğümü söyledim. Ozan böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Nasıl söylersin böyle bir şeyi? Yazık değil mi sana? Artık İzmir'e dönmene gerek kalmadı Aslım. Rahatça okulunu oku. Hediye Hanım, bu zamana kadar canınızı sıkacak olaylar yaşattım size.
Bundan dolayı özür dilerim. Bir daha karşınıza çıkmam. Yürü anne. Bu çok saçma. Ben ifade vermeden karar alamazlar. Yapacak bir şey yok Aslı. Geçti gitti. Eve dön. Hayır. Ben kabul etmiyorum. Ben kimsenin iyiliği için yalan söylemem. Kimse de benim iyiliğim için yalan söylemesin. Aslı mı? İzninizle ben de savunmamı yapmak istiyorum. Savunulacak bir durum yok. Ozan Bey bize her şeyi anlattı. Seni ilgilendiren bir durum kalmadı. Ceza almayacaksın. Gidebilirsin. Beni dinlemeden karar veremezsiniz. Bu çok saçma olur. Senin yaşın kadar deneyimli hukukçular var burada hanımefendi. Ağzından çıkanı doğru seç. Çık dışarı, şansını zorlama. Hayır, beni dinleyeceksiniz. Burada ifade verme hakkım var, değil mi? Konuşmak istiyorsa konuşabilir. Sabaha kadar burada kalacak değiliz Tarık Bey. Zaten yeterince zaman kaybettik. Çıkarın dışarı. Hadi lütfen dışarı. Dokunma ona. Jülide, sen burada ne arıyorsun? Aslım doğruyu söylüyor. Onu da dinlemeden karar veremezsiniz. Sizin işiniz doğruyu bulmak. Kısa yoldan ceza kesmek değil. Haklısınız Jülide Hanım. Aslım'ı da dinlememiz gerek. Müsaade ederseniz savunmasını alabiliriz. Orada kimse kimseyi zorlamadı. Düşüncesi bile korkunç. Evet, önce Ozan beni öptü ama ben de karşılık verdim. Bu kadar. Peki, Ozan neden böyle bir ifade verdi? Bursum kesilirse okula devam edemem diye düşündüm. Beni cezadan korumak için. Yalan değil ama çarpıtılmış bir ifade verdi. Anladım. Peki bu skandaldaki suçlu kim sana göre? Ozan'la beni kameraya alan kişi kimse o. Büyük ihtimalle Ozan'ın hesabına girip videoyu internete sızdıran da aynı kişi. Ya da kişiler. Bilmiyorum. Ama asıl cezayı onların almaları gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Evet, doğru söylüyorum. Tamam Aslı, çıkabilirsin. Kurul değerlendirip kararını verecek. Birazdan açıklanır. Teşekkürler. Kararı birazdan açıklayacaklarmış. Sorunsuz hallolsa şu mesele. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana da.